Gazeteci yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner'in İstanbul Times TV'de hazırlayıp sunduğu gündem programının stüdyo konuğu, çocuk hastalıkları uzmanı, uzman doktor Serhat Fırat oldu. İşte o söyleşi. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, gündem programı konuğu, uzman doktor Serdar Fırat hocam olacak. Hocamın branşı çocuk hastalıkları uzmanı. Biz soracağız, hocam cevap verecek. Hocam öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1963 İstanbul doğumluyum. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Tıp Fakültesini 1987'de bitirdim. Daha sonra Şişli Etfal Hastanesi'nde çocuk hastalıkları ihtisası yaptım akabinde. Mecbur hizmetimi tamamladım. Daha sonra 12-13 yıllık bir muayenehanecilik geçmişim var. Daha sonraki dönemlerde özel sektörde ilk bir hastanede çalıştım. Daha sonra bir tıp merkezine geçtim ve şu an Avrasya'ya katılmış durumdayım. Peki hocam, daha önce biz şu an içinde bulunduğumuz Avrasya Gazoma'ya çok ziyaretler yaptık sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte. Evet. Hastane gerçekten güzel dizayn edilmiş. Tabii bir hekimin olması Hüseyin Onur'u. Siz evet. Nasıl görüyorsunuz İstanbul kurumu? Yani ben grubu içinde değildim ama grubu tanıyorum. Bu adeta Avrasya grubunun ustalık eseri. Daha özel sektörün sağlık alanında çok gelişmediği dönemlerde bile Çamlık Hastanesi vardı. Daha sonra Avrasya Hastanesi ve şu anda bu hastane özel sektör birikiminin sonucu olarak böyle bir eser meydana getirdi ve son derece kapsamlı, büyük bir hastane. Hemen her branşta doktorumuz var ve daha da olacak. Çok iyi hizmet vereceğimize inanıyorum. Hasta memnuniyeti bizim için ön planda ama aynı zamanda grubun da özelliği, çalışan memnuniyeti de çok değerlidir. Bu da bizler çalışanlar açısından da çok iyi. Teşekkür ederim. Hocam tabii çocuk hastalıkları çok geniş bir konu. Biz hepimiz aynı tabii. Zamanda ebeveyniz. Kendimiz belki sabit ama çocuklarımızı ufak hemen götürürüz. Doğrudur. Şimdi yaz aylarında özellikle çocuklarda görülen en önemli hastalıklar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ebeveyn neye dikkat etmeli yaz aylarında? Şu dönemlerde sık gördüğümüz hastalıklar daha ziyade bizim gastroenterit dediğimiz ishal kusmalar. Bazen ateş eşlik ediyor, etmiyor, su kaybı olabiliyor. Aynı zamanda bazı virüs tipi hastalıklar var. El, ayak, ağız hastalığı dediğimiz ağızda yaralarla ortaya çıkabilen, el ve ayaklarda yaralarla ortaya çıkabilen. Tabii ki dönemsel olarak azalmakla birlikte soğuk algınlıkları, solunum yolu enfeksiyonları da dönem dönem gördüğümüz hastalıklar. Bu şu an için en sık karşılaştığımız problemler şu dönemde. Peki, kış ayları biraz daha değişiyor tabii. Peki hocam, beslenme konusunda biz çocuklara söz geçiremiyoruz. Yani sağlıklı olmayan gıdaları talep ediyorlar. İşte şekerlenmedir, cipstir vesairedir. Doğru. Şimdi bunların sağlıkları açısından çocuklara ne tür etkiler oluyor? Şimdi önde gelen şeyler bir kere çağımızın problemi. Çocuklar şu anda giderek artan bir trendte, bir 10 yıl öncesine oranla daha fazla kilo eğilimi var, bir obeziteye eğilim var. Çok sık olmamakla birlikte bu yaş grubunda hani gerçekten morbid obez dediğimiz vakalara, yani aşırı kilolu normalin çok çok ötesindeki çocukları bile görmekteyiz ve bu bir kısır döngü haline geliyor. Bu tür besinleri aldıklarında daha fazla talep ediyorlar. Adeta bir bağımlılık haline geliyor. Bunu bir yerde kırabilmek lazım ama benim özellikle anne babalara en büyük tavsiyem, önerim örnek olmalı. Yani ben mesela anlatırım zaman zaman hastalarıma, ben çocuğuma
bir alışkanlık kazandırabilmek için bazen onunla birlikte aylarca o hareketi tekrarladığım olmuştur. Oturup kahvaltıda bir süt içtiğim, yumurta yediğim olmuştur. Özellikle canım istemese de yaptığım şeyler olmuştur. Çünkü çocuklar söylenenden çok model anne babayı alırlar, örnek alırlar. O önemli bir şey. Anne babaların en çok dikkat etmesi gereken şeylerden birisi. Kendisi kola, cips yiyen, sürekli tüketen, evde bulunduran bir anne babanın yeme demesi çocuk üzerinde çok fazla bir etkisi olmaz. Peki hocam, biz ebeveynlere, benim de 4 tane çocuğum var, 3 büyük, birisi küçük, neler öneririz yani böyle genel olarak, ortalama olarak ebeveynlere, çocuklara, ne olacak seslenirseniz? Yani ne tam... Sağlık olarak işte şuna dikkat etmeleri lazım, 6 ayda bir doktora gelmeleri lazım. Tabii ki, tabii ki yani bu yeni doğan döneminden başlayarak artık çağımızda sağlığa ulaşım son derece kolaylaştı. Yeni doğan döneminden başlayarak bebeklerin işte doğduğu dönemde işitme takipleri, belirli bir metabolik hastalığı var mıdır yok mudur, sarılığının takibi, daha sonraki dönemlerde düzenli aşılamalar ve ilk aylarda hemen her ay, hatta ilk ay daha sık olmak üzere, daha sonraki dönemlerde 3 ayda bir, sonraki dönemlerde giderek azalan sıklıklarda 6 ayda bir düzenli kontrol öneriyoruz. Bazı dönemlerde de yapılan bazı testlerimiz var. Onları da zaten zamanı geldikçe hasta takibinde onları da öneriyoruz özellikle. Yani böyle aşı dediniz, zaman zaman bazı ebeveynler çocuklarına aşı yaptırmak istemiyor. İşte Sağlık Bakanı mecburisiniz gibi diyor. Hı-hı. Bir hekim olarak siz nasıl baktınız? Aşı yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Hekim isteyen ebeveynler haklı mı aşı yapmamak? Şimdi bazı aşılarda işte bir takım zararlı olabilecek maddeler önceki dönemlerde tespit edilmiş ama şu andaki aşılarda bu tip problemlerimiz yok. Aşı hem bireysel yani çocuğun sağlığı açısından hem de toplumun sağlığı açısından son derece zaruri bir şeydir. Yani bunun yapılmaması kendinden öte toplumun da sağlığını tehlikeye atmaktır. O bakımdan yani aşıların yapılmaması gibi bir şeyi ben çocuk hekimi olarak kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok yani. Peki hocam, son olarak mikrofon size. Hastalarımıza ve ebeveynlere neler söylemekte? Bunu kapatalım efendim. Şu anda katıldığım sağlık, Avrasya Sağlık Grubu'nda önceki birikimlerime de dayanarak iyi bir hizmet vereceğime inanıyorum. Yani mümkün olduğunca bazı hastalıklar ihmale gelmez. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde doktoruyla irtibat kurması ailelerin, akıllarına takılan en ufak bir sorunda gerekirse telefonla da olsa her zaman ulaşabilmeleri önemli. Bu konuda biz her zaman hizmete açacağız.